hayal kurdum, ufacık oldum. Kahramanım ben, çok sevilen. Ve hayvanlarla konuşurum, göklere uçup keşfediyorum. Benim adım Nils Holgersson, tüm hayvanlar benim dostum. Nils Holgersson, dostlarımı seviyorum. Nils Holgersson, kaçma ve saklanma hiç, çünkü ben yanındayım. Gel uçalım göklere Nils Holgersson. Yükseklik korkusu. Ne oldu Akka? Neden bu kadar gerginsin? Havkay'ın bölgesinden geçiyoruz da ondan. Havkay mı? O da kim? Son derece asabi bir kartal. Bölgesine giren hayvanlara çok kötü davranır. Herkes ondan çok korkar. Ne yazık ki bu dağları aşmak için bildiğim tek rota bu. Umarım onunla karşılaşmayız. Çabuk! Bin adet göz pozisyonu! Ne görüyorsun Gorgo? İşte orada. Yanlış alarm. Nils ve Martin bir cambazlık yapıyorlar. Yüreğime iniyordu. Yine mi bu ikisi? Nils, Martin, hemen buraya gelin. Şimdi oyun oynamanın ne yeri ne de zamanı. Sürünün yanına dönsek iyi olacak. Yapma Martin. Hakkı'nın söyleyeceklerinden korkmuyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Ben hiçbir şeyden korkmam. Hadi son bir takla daha atalım. Bakın, gözlerini açıyor. Nils, iyi misin dostum? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Burada ne işim var benim? Neden bu kadar küçüğüm? Ne? Hayır, hepsi benim yüzümden oldu. Ben ne yaptım? Korkmayın, şaka yaptım. İyiyim ben. Nils, bu hiç komik değildi. Hadi, havalanma vakti. Gidelim. Ne oldu Nils? Nesi var böyle Akka? Nils, rica etsem Martin'le takla atar mısın? Ciddi misin? Evet, bu seferlik senden ben istiyorum. Peki, tabii. Gel Martin. Hayır, çabuk. Nils, neyin var senin? Ben bilmiyorum ki. Tam düşündüğüm gibi. Çocuklarım, size kötü bir haberim var. Sen yüksekten korkuyorsun Nils. Hayır, bu çok kötü oldu ama. Ama Akka, Nils yüksekten korkuyorsa bizimle nasıl uçacak? Yani bu durumda bizimle yolculuğa devam edemeyecek. Nasıl? Endişelenme Nils, seni asla bırakıp gitmeyeceğiz. Korkunu yenebilirsin. Bunun iki yolu var. Ve ilk yolu da pratik yapmak. Aşağı bakma. Çok yüksek. Bir daha. Unutma Nils, aşağı bakmak yok. Tamam, bir daha. İçindeki korkusuzu keşfet Nils, dengeli bol. Hepsi senin beyninde. Beynimde öyle mi? Tekrar deneyeceğim. Bu korkuyu yenmem şart. Havkay! Burada daha fazla duramayız çocuklar. Hadi gidiyoruz, acele edin, ormana giriyoruz. Neyse, bu sefer kurtulduk. Yürümeye devam edin, bir ağaç altı bulalım. Akka, özür dilerim.
Benim yüzümden hepiniz tehlikedesiniz. Bu korkuyu yenebileceğimi sanmıyorum. Biliyor musun Niz? Ben dünyaya ailenin en küçüğü olarak geldim. Kardeşlerim benden çok önce uçmayı öğrenmişti. Çünkü ben yalnız uçmaya korkuyordum. Vazgeçmek üzereydim. Gerçekten mi? Sen mi? Aka. Evet ama ailem beni hiç bırakmadı. Yuvadan ayrılmama yardımcı oldular. Bak canım, bizim desteğimizle bu korkunu yeneceksin. İnan bana. Patron, gelip şunu görmen lazım. Ha? Buradan geçmemiz şart mı? Evet şart. Hem de Havkay gelmeden önce geçmeliyiz. Bu yıkık dökük köprüden mi? Evet. Hiç korkma Niels. Beni takip et. Yavaş yavaş geçebilirsin. Her seferinde bir adım. Bak böyle. Bir, iki, bir... düşündüm de beni takip etmesen çok daha iyi olur. Ama bu çok mantıksız. Neden bu kadar zahmete giriyoruz ki? Neden karşıya uçmuyoruz? Güzel kanat. Niels'in durumunu unuttun mu? Uçarak geçemeyiz. Yürüyerek geçmek zorundayız. Niels? Hadi geçelim. Hadi Niels yapabilirsin. Hadi Niels, hadi. Hadi Niels, hadi. Hadi Niels, hadi. Hadi Niels, hadi. Yani böyle mi? Evet. Aferin Niels. Şimdi biraz daha hızlı dene, hadi. Havkay, bizi yakalarsa iyi olmaz. Herkes saklansın çabuk. Gel. Havkay bu kadar yakındayken devam etmemiz tehlikeli. Geceyi burada geçirmek zorundayız. Sabah olunca korkunu yenmen için diğer yöntemi deneriz. Hadi bakalım uyuyacak bir yer bulalım. İtiraf edeyim ki hala korkuyorum Martin. Seni anlıyorum. Biliyor musun ben de hep korkardım. Çiftliğimi terk etmekten, havada takla atmaktan ve bir kartalla karşılaşmaktan korkardım. Ama bunların hepsinin üstesinden geldim çünkü yanımda sen vardın. Hadi Niels, şimdi biraz uyuyalım. Sen ne yapıyorsun Aka? Hani korkumu yenmeme yardım edecektin? Ben de tam bunu yapıyorum. Bu da ikinci yöntemimiz. Korkuyla doğrudan yüzleşmek. Ben bu yöntemi hiç sevmedim Aka. Lütfen aşağı inelim. Sakin ol Niels. Aşağı bakmamaya çalış. Onun yerine bulutlara bak. Bulutlara mı? Zaten bulutlara çok yakınız. Çok yüksekteyiz. Hayır. Kim senden? Ne zaman? Nasıl? Ay. Et o hav kuş. Çocuklar ben dokunayım dedim. Yakaladın. Martin'i kurtarmak zorundayız. Go go. Evet patron. Vazgeçtim. Yumuşak tüy sürüden sen sorumlusun. Şafak sökene kadar dönmezsen bensiz gidin. Peki nasıl istersen Aka. Şimdi çok sıkı tutun Niz. Hayır. Bir dakika. Ben hastayım. Seni de hasta ederim. Hem ayrıca bana bir bak. Bir deri bir kemik sayılırım. Beni ısırmana bile değmem. Evet. Ne diyorsun? Seni ısıracağımı da kim söyledi? Ben yakaladığım avlarla uzun uzun oynarım. Ama canımı sıkarlarsa o başka tabii. Tamam Niels, artık inebilirsin. Sence nasıl yapalım Niels? Bence onu şaşırtmamız lazım. Şaşırtmak mı? Evet. Sen kartalın dikkatini dağıt. Ben de köprüden geçip Martin'i kurtarayım. Ama sen o köprüyü geçmekten korkuyorsun. Aka lütfen. Martin'i kurtarmanın tek yolu bu. Bana bak.
Martin'i rahat bırak hırsız kuş. Güzel. İki kaz her zaman tek kazdan iyidir. Hadi Nils, şimdi sıra sende. Nils! Aşağı bakma Nils, yapabilirsin. Derin bir nefes al. Evet işte böyle. Nils, hayır. Çok az kaldı. Hepsi senin beyninde Nils. Bizim desteğimizle bu korkunu yeneceksin, inan bana. Bunların hepsinin üstesinden geldim. Çünkü yanımda sen vardın. Nils, başardın. Yaşasın. Hadi. Hey, ben ne olacağım? Akka! Aklıma bir fikir geldi. Hadi çabuk. Akka! Bu tarafa gel. Hey sen! Yakaladım seni. Çok iyiydin Akka. Bugünlük bu kadar macera yeter. Hadi sürümüzün yanına dönelim. Ne dersin? Sırtımda gelebilecek misin? Evet. Sonra Martin'le Nils ona kafesi fırlattı. Hafkay kafesten kurtuldu. Ama doğruca kayaya tosladı. Neden bağırdın Nils? Hala korkuyor musun? Evet Martin. Hala biraz korkuyorum. Ama senin gibi dostlarım yanımdayken asla tehlikede olmadığımı biliyorum.